Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Ben bu öğrencilerimizi, arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Kaç kaldı yavrum? Bir hafta. Bir hafta boyunca orada selde, felakette bulunan vatandaşlarımız, insanlarımız, kardeşlerimize yardımda bulunmuşlar. O sıkıntılı dönemlerinde ben her iki öğrencimizi tebrik ediyorum gerçekten. Çok kuvvetli bir alkış istiyorum. Ve hocam bunları verebilir misiniz? Ben ikinci tebrik ediyorum. Her öğrencimizin de, her vatandaşımızın bu şekilde ölüm olmasını ve yardım sever olmasını da canlı gönül istiyorum. Kastamonu'da arama kurtarma ekibine gönüllü olarak gittim. Bu şey olarak bize haber verdiler. Çünkü orada eleman eksikliği ya da başka tür gerekçeler varmış. O yüzden bizi çağırdılar. Biz de arkadaşlarımızı çağırdık. Elhamdülillah gittik geldik. Oradaki atmosfer bayağı kötüydü. Şey olarak köprüler falan her şey yıkılmıştı. Köprü yanlarına kurulan halı saymış. 3-4 tane depo gördük biz oraya çalıştığımız yerde. Hepsinden darma duman olmuş bir haldeydi. Yani yarısı yok direkt. Neler hissettik? Bayağı zordu. Çünkü mesela şey olarak bir gidiyorduk oraya. Bütün herkesin üstü başı mahvolmuş, çamur içinde. Bizi görüyorlardı. Allah razı olsun diye gözleri, gözyaşlarını falan gördük. Bayağı duygusal bir andı. Bizi görünce zaten daha ayrı bir şaşırıyorlardı. Çünkü şey olarak yaşımızı soruyorlardı. 15-16 yaş deyince çok fazla şaşırıyorlardı. Şey olarak çünkü bayağı şey olarak gönüllü olarak yapmıştık. Bir de oraya da biz şey olarak profesyonel ekibiz. Şey olarak işte eğitimlerimiz var, her şeyi yaptık. Şey olarak bizi görünce bayağı şaşırıyorlardı, duygusallaşıyorlardı. Gözyaşlarını falan görünce biz de birazcık hakim olamadık gözyaşlarımıza. Ne kadar kaldınız? Biz orada bir hafta kaldık toplam olarak. Yani okullar açıldı. Şu anda Kastamonu için eğitim sistemi birazcık kötüleşti tabii ki de. Çünkü öğrenciler şu anda ne bir eğitim, şey online eğitimde bir şey de yapamayacaklar. Çünkü telefonlar falan bütün her şeyleri harap oldu. Çünkü Bozkurt birazcık daha şey olarak çukur bir yer orada olduğu için su geldiğinde içerisi dışı olarak çok kap gibi dolmaya başladı. Kendi okuluma başladım. Şu anda yani iyi oldu bizim için. Çünkü şey olarak 1,5-2 seneye yakındır okula gitmiyoruz. Bir de artık sınavlarımız da başladı. Sınavlarımıza pek çok fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Ama şimdi şey olarak şu anda iyi oldu bizim için. Türk İzcilik Federasyonu'nda profesyonel bir izciyim. Kastamonu Bozkurt ilçesine gönüllü olarak gittim. Afet Sedeleri yardım için. Orada bir hafta kaldık. Yani orada bir sürü insanla burun buruna geldik. Eşini kaybeden oldu, çocuklarını kaybeden oldu. Yani malzeme taşıdık hep. Yani kötü bir duygusal anımız vardı. Psikolojik mende zorluydu bizim için. Orada biz 3 tane 4 tane arkadaşım dediği gibi depo gördük yani. Selzedelere, afetzedelere malzeme verdik. Ondan sonra gelen malzemeleri ayrıştırdık filan yani öyle. Benim için çok zorluydu o dönemde. Bir sürü kişi vardı yani. Herkes ağlıyor bizi görünce. Teşekkür eden var. Çok psikolojisi bozulmuş olanlar vardı yani. Yani uzun bir aradan sonra yaklaşık 1,5-2 seneden beri okullarımız kapalı yani. Birçok öğrencinin okulları kapalı. Aynı zamanda Kastamonu Bozkurt için de geçerli. Okullar kötü oldu. Hep yıkılan evler olsun. Yani onlar daha kötü olacak bizim bu okullarımızdan yani. Allah'a çok şükür biz şanslıyız ama onlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.